5 ne çıllar etip etti. Göz alımına görüp durdum. Jığılma, jığılsan, vegu kıvet ödü dedi. O işkencelerin söylesek adam ki inanmaz ki. Biz Türk milletinden başka hiç kimsenin yardım etmek istemiyoruz. Çocuklarının şu an 2017'den beri hiç haberim yok. Hayat mı, öldü mü, nerede, nasıl yaşıyor bilmiyorum. Onlar suçsuz, onlar masum. Onların hiçbir günahı yok. Bir mahlukat kadar zerre veremeyecek kadar küçük onlar. Onların babasının, annesinin yanında durma hakkı var. Benim de çocuklarımın yanında kalmam benim de en doğal hakkım. Çocuklarımın en doğal hakkı. Bu haklarımızı hiç kimse alamaz. Neden çocuklarımın benimle ayrı kalıyor? Neden çocuklarımın sesini duyamıyorum ben? Neden hayat olup olduğunu bilmiyorum. 2021. yılında yaşıyoruz. Uzayla iletişim yapıyor herkes ama ben kendi memleketimle iletişim yapamıyorum. Kendi çocuğumu, kendi karnımda büyüttüm, doğdum, çocuğumun sesini duyamıyorum. Mübarek Ramazan ayınızı kutlar. Bu mübarek ayın Türk İslam aleminin ve tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını dileriz. Aziz kardeşlerim, Büyük İslam mütefekkiri Doktor Muhammed İkbal'in İslam'ın doğudaki müstahkem kalesi olarak tarif ettiği, ilk Müslüman Türk devletinin kurulduğu, ilk Türk sözlüğü Divan-ı Lügat-ı Türk ve ilk felsefe ve kanun kitabı Kutadgu Birik'in yazıldığı, Türk İslam dünyasının mazlum ve mağduru Doğu Türkistan'da yaklaşık 30 milyon Müslüman Türk, Çin yönetiminin baskı, zulüm ve acımasız soykırım vahşetiyle toptan yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Çin, 1949'da işgal ettiği bu bağımsız ve özgür ülkede yaşayan Müslüman Türkleri, yani bizlerin hem dindaş, hem dildaş ve hem de soydaşlarımızı 73 yıldır çeşitli baskı, zulüm ve asimilasyon uygulamalarıyla Doğu Türkistanlı Müslüman Türkleri toptan soykırımla yok etmeye yönelik politikalar uygulamaktadır. Çin'in son yıllardaki baskı, zulüm ve soykırım uygulamaları şunlardır. Çin, 1 Nisan 2017'de çıkardığı aşırılık ve terörle savaş yasasıyla İslam dinini terör suçu kapsamına almıştır. Mübarek Kur'an-ı Kerim ve dini kitapların bulundurulması, öğrenilmesi, öğretilmesi yasaklanmış ve uymayanlara ağır cezalar uygulanmaktadır. Çin, 1940'lı yıllarda faşist lider Hitler'in Yahudiler ve diğer ulusları soykırımla toptan yok etmek amacıyla kurduğu Nazi toplama kamplarından ilham ve örnek alarak ülke genelinde kurduğu yüzlerce Çin tipi toplama kamplarında en az 3 milyon Müslüman Uygur, Kazak ve diğer Türkleri ağır yaşam şartları altında ölüme terk etmiştir. Türk İslam kültürünün en çok değer ve önem atfettiği Türk ailelerin anne ve babaları toplama kamplarına gönderilmiş, çocukları ise çocuk toplama kamplarında birer Çinliye dönüştürülmek istenmektedir. Kardeş ve ikiz aile uygulaması adı altında etnik Çinli devlet memurlarının
Türk ailelerinin evlerinde kalmaları yasa gereği olarak uygulanmaktadır. Müslüman Uygur kızlar rızaları hilafına Çinli erkeklerle evlendirilmektedir. Kabul etmeyenler intihara zorlanmaktadır. Bu konuda ailece bu aşağılık zilleti yaşamamak için toplu intihar etmek adına fetva isteyenlere bile rastlanmıştır. Türklerin ırklarının ve soylarının kesilmesi için doğum yaşındaki kadınlar zorla kürtaja tabi tutulmakta ve kabul etmeyenler toplama kamplarına atılarak cezalandırılmaktadır. Türklerin nüfuslarının azaltılarak yok edilmesi için bu insanlık dışı tedbirler ve cezalar uygulanırken ülkeye her gün on binlerce Çinli göçmen yerleştirilmektedir. Türklerin öz vatanlarında ticaret yapmaları, geleneksel zanaatlarını icra etmeleri ve diğer etnik Çinliler gibi ekonomik faaliyetlerde bulunmaları yasaktır. Müslüman iş adamları, ticaret erbabı ve diğer toplumun zengin kesimi mensupları çeşitli yoktan suçlamalarla tutuklanmakta ve mallarına el konularak gasp edilmektedir. Çin yönetiminin Doğu Türkistan Türklerine yönelik bütün bu insan hakları ihlallerinin insanlığa karşı işlenmiş bir suç ve bir soykırım suçu olduğu, Amerika, Kanada, Hollanda, İngiltere, Belçika, Fransa, Litvanya, İrlanda ve Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere 9 batılı ülkeyle geçtiğimiz yıl Londra'da açılan Bağımsız Uygur Mahkemesi'nin kararıyla belgelenmiş ve kabul edilmiştir. BM'nin yayınladığı 43 ülkenin imza attığı Doğu Türkistan'daki soykırımı durdurma ile ilgili ortak bildiriye Türkiye, Arnavutluk ve Bosna Hersek dışındaki İslam ülkelerinin imza atmamış olması Doğu Türkistanlı Müslümanları üzmüştür. Aziz kardeşlerimiz, Çin'in işgal altında tuttuğu Doğu Türkistan'daki bütün bu yukarıda saydığımız uygulamaların insanlığa karşı bir suç ve soykırım suçu olduğu 9 batılı ülke ve geçtiğimiz yıl Londra'da son oturumunu yapan Bağımsız Uygur Mahkemesi kararlarıyla belgelenmiş ve kabul edilmiştir. Türk İslam dünyasının kanayan yarası olan Doğu Türkistan'daki bu soykırım ve insanlık dramı karşısında Türk İslam dünyasının kayıtsız ve duyarsız kalması yaralı yüreklerimizi daha bir kanatmakta ve bizlere daha derin ızdıraplar yaşatmaktadır. Çin yönetimi bütün bu baskı ve zulmünü sadece Doğu Türkistan'da yapmıyor, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan sığınmacılara karşı da devam ettiriyor. Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslüman Türklere zulmü, kutuplara ve okyanuslar ötesinde yaşayan Uygur Türklerine karşı da sürdürmektedir. Ancak biz bütün bunlara rağmen asla ümitsiz değiliz ve Allah'ın inayetiyle Çin'in bu insanlık dışı baskı ve zulümlerinin sona erdirilmesi için mücadelemizi Türk İslam dünyasında, dünyanın her köşesinde ve uluslararası düzeyde yılmadan, usanmadan ve sadece ve sadece Yaradanımızın lütfuna güvenerek sürdürmeye kararlıyız. Hazreti Peygamber Efendimizin Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanın, Müslümanın derdiyle ilgilenmesi bir dini vecibedir buyurmuştur. Zalime karşı susmak, onun zulmüne ortaktır şiarına uyarak, sizlerin maddi ve manevi her türlü yardımlarınıza ve dualarınıza muhtaç olduğumuzu ve özellikle Kutlu Doğu Türkistan mücadelemizin daha ilerilere götürülebilmesi noktasından bu yardımlarınıza çok ihtiyaç duyduğumuzu bilgilerinize sunmak istiyoruz. Bizi yok etmek isteyen düşmanlarımız bir ejderhadır. Ancak bizler Müslüman Türk ve Doğu Türkistan davasının hizmetkarları olarak bu ejderhadan asla korkmuyoruz ve eninde sonunda mazlum ve mağdurların galip geleceğine inanıyoruz. Sizleri en içten duygularımızla selamlıyor, dualarınız, katkı ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çalışmak bizden, yardım başarmak Allah'tandır.